yapıyorsun Cemşir ağa? Vurgat hesabı yapıyorum Reşit kardeş. Muzaffer Bey'in tarlaları için güz adam lazım. Buldum buldum. Bulamadım aşk kaldım. E hadi gidiyoruz. E hadi kalk kalk. Nereye Reşit kardeş? Nereye Reşit kardeş? Canımız nereye isterse oraya. Ne oldu lan? Başımıza devlet kuşu kondu Cemşir ağa, devlet. Ulan. Yoksa. Hadi hadi. Yasin emmi az önce bendeydi. Bu iş tamam ha. Anam avladım olsun. Benim kardeşimden yakınsın Reşit. Anlatsana. Söze bizim mahalledeki kabak hafızdan başladı. Sözüm ona, kabak gece rüyasında Hızır Aleyhisselam görmüş. Falanmış da filanmış. Demokrasi nedir arkadaşlar? Halkımız demokrasinin ne olduğunu biliyor mu acaba? Hayır, bilmiyor. Ama buna rağmen adı demokrat olan bir partiye akın etmekten de geri durmuyor. Çünkü bu partinin güçlü bir silahı var. Din adamlarıyla dini arkasına almış, halkı bunlarla kandırıyor ve bunu da gayet güzel beceriyor. Bu silahı onların elinden almalıyız aziz arkadaşlarım. İşte bu sebepten başta köy imamlarımız olmak üzere halkımızın üzerinde tesiri olan din adamlarıyla birlikte de temasa geçmeli. Hangi din adamları? Doğru düzgün kaç din adamı var bu memlekette? Sizin yaptığınız gericiliğe taviz vermekten başka bir şey değil. Muzaffer Bey, lütfen oturun yerinize. Ben size söz hakkı verdiğim zaman konuşursunuz. Hayır efendim, susmayacağım. Daha dün sizin din adamı dediklerinizden biri çiftliğime kadar gelip beni uyduruk bir Mehdi Resul hikayesiyle kandırmaya kalkıştı. Bunların sistemli çalıştıkları aşikar değil mi? Muzaffer Bey, lütfen. Bence de doğru söylüyor. Bu tip adamlar pekala partinin içine de sızmış olabilir. Zaten hiçbir zaman %100 yok olmadılar ki. Sindiler. Sadece sarığı çıkarıp silindir şapka giydiler. Evet, hükümet bunları kızıl tehlikeye karşı kullanıyor ama... bu gerici kuvvetin kıpırdanışına göz yummak ihanet değil mi? Hem de büyük bir ihanet. Susmazsanız sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. Gerek yok. Zaten daha fazla durmayacağım burada. Muzaffer. Parti toplantısından mı? Evet. Ya sana her zaman söylüyorum. Bırak şu modası geçmiş partiyi de sen bize gel. Niçin? Bizim partinin sizinkinden bir farkı kaldı mı ki? Sen meseleyi hiç anlamamışsın. Önemli olan ne partiler ne de parti tüzükleri. Ya nedir? Mühim olan senin benim menfaatlerimizdir. Ne yazık ki ben dünyanın hala fikirlerle idare edildiğini düşünüyorum Paşazade. Aksi halde gerçekten elimi sizin partide yıkamam lazım gelirdi. Güle güle dostum, güle güle. Unutma, kapımız her zaman sana açık. Akşam çiftliğe yemeğe gel. Belki fikirlerinle beni ikna edersin. Tabii kaldıysa. Geleceğim.